Jake ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Jake ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Eleştiri, eleştiri, yumuşacık hayvan gibi eleştiri. Evet, gerçekten harika bir giriş oldu yine hocam. Sizi evet, tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir de şiir olarak okusak mı? Buyurun, buyurun. Onu da sizden alalım yalnız başınıza. Eleştiri, eleştiri, yumuşacık hayvan gibi eleştiri. Burada eleştiri. Dayanamadım, ağladım önemini hocam. Önemini vurgulamaya çalıştım. Çok güzel bir önem vurguladınız. Şimdi Firstborn adlı bir filmimiz var. İlk doğum adı da verebilirim sanırım Türkçe'ye çevirirsek. Türkçe'ye şeytanın doğuşu olarak çevirmişler. Şeytanın doğuşu mu? Hı-hı. Allah Allah. O 86 dakika tabii buna pek şey bulamadıkları için. Yani 86 dakikalık bir filme gidip herhalde 30 kağıt verecek değiliz adam başı. 3 kişi mi gidiyoruz? Yani tek kişi de gitsek verilmez o para diye düşünüyorum. Yani tek kişi gitsek verilir hani 3 koltuğa yayılıp böyle en azından başka farklı bir şeyler yaşamış oluruz hani. Anladım. Ne diyor filmimizin mevzuu? Ne oluyor? İşte bir tane çift var. Bu kızımız hamile kaldığını öğrenince çok seviniyor. Çünkü eğer kocası hamile kaldığını öğrenirse garip bir durum olacaktı diye düşünüyor. Evet, gerçekten çok sevinmesi bizi de sevindiriyor. Peki şeytan mı doğuyor kızımızın karnından? Doğuyor normal böyle velet. Ama yani bunlara dünyayı dar ediyor. Allah'ın cezası bir tip böyle. Çağat çut bunu dövsek mi ne yapsak mı falan derken. İyisi mi diyorlar bizim şeyleri çağıralım, annemgilleri çağıralım. İşte esas gariplikler ondan sonra başlıyor. Niye? Asıl şeytanın başı annesi miymiş? Anneannesiymiş. Allah Allah. Gerçekten biraz saçma. Gerilimle bizi güldürmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Gibilerisinden 86 dakika. Baktılar komedi filmlerine hiç gülmüyoruz. Maalesef. Yani anlayabildiğim kadarıyla şöyle bir hızlıca filmin karelerine bakıyorum. Gerçekten küçük 86 bir bütçeyle çekilmiş. Evet. Ondan sonra mekanlar fazla değil. Zaten o yüzden 86 dakika. Yani iki mekan daha olsa bu filmi 150 dakika yapardım. Şeklinde düşünen bir yönetmene sahip olabilir. 3-5 kuruşa mal edildiği için ne kazansa kârdır şeklinde bakılan bir film olabilir mi değerli hocam? Evet, yani içine ecinli bücünlü kaçmış bebek hususu artık. Bu Poltergeist ya da işte Exorcist. Evet, Exorcist. Bu dostlarımızın etkisi olabilir mi bu filmde? Olabilir yani, çocukken çok korkmuştur da ben de büyüyünce böyle bir şey yapacağım, acayip korkutacağım falan diye düşünmüş olabilir. Ama onun daha kötüsünü yapmıştır diye düşünüyorum maalesef, şimdiden. Maalesef, maalesef. Evet, hocam o halde bu filme gitmeyeceğiz. Yerine alternatif mi yapacak bir şey söyleyin. Yani şimdi boşa çıktık bakın. Biz bu filme gideriz diye kesin gözüyle bakıyorduk. Yani 86 dakika şöyle bir marketin en yoğun olduğu zamana gidip kuyrukta bekleyebilirsin en azından. Aldığın yani bir şeyleri almış olacaksın o kuyruktan çıkınca. Elimize bir şey geçecek diyorsunuz. Evet. Anladım, yani harcadığımıza değsin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Alternatif olayları da bize gösterdiğiniz rica için ediyorum, sağ olun, var olun. Rica ediyorum. Müebbet Muhabbet. Herhalde biraz stresli olmamdan hangi gorgonu dinleyeceğimizi çıkartabilirsin Cenk'ciğim. From being my in stress, I think you can find out who we are going to listen to. Evet. gerçekten harika bir çeviriydi. Öyledir. O halde biraz da İngildek Gorgonumuzun İngilizcesini dinleyelim ve bakalım çevirebilecek biraz miyiz? Biraz da İngilizcesini deneyelim. Çevirti yapalım. Nowadays. Nowadays. Vaday ne demek? Vaday. Vaday, 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 vaday. Türkiye'deki vadeyler mi acaba? Türkiye vadeyi diyorsun. Bakalım bir daha dinleyelim. Nowadays. Nowadays diyor. Yani now bilmek, biliyor. No a days yani bir günler. Bir günler, o biraz yanlış bir söylem olmuş, evet, ama. E konmaz days'in yani şeye çoğulun önüne plural. Neyse olsun, bir günleri biliyor. Facebook is experimenting. Surat kitabı. Surat kitabı is experimenting diyor. Periment neydi? Experiment eski periment anlamında. Evet, periment de hani peribacaları falan gibi bir şey. Kapadokya mı acaba? Ha, Peri Mount olabilir, evet. Ha, işte oradan Peri geliyor Mount, ya. Peri Dağları. Eski Peri Dağları'nı bir günlerde bilmek. Facebook, yani neydi? Surat kitabı, evet. With brain control. With brain control. With.
Orada biraz pelteklik söz konusu. Evet, dili devamlı iki ön dişinin arasına kaçıyor. Arasından dışarı çıkıyor. İngilizcenin zaten en berbat tarafı o. Sürekli diliniz dışarıda geziyorsunuz. Evet, brain control, yani birinin birey. Brain control. Brain kontrol etmek. Demek ki birey bize İngilizceden geçmiş. Evet. They are working on technology. Technology. Technology'im diyor. Öyle bir şarkı vardı, Technology'im. Evet, they are working on technology. Çalışıyorlar ki tekne alacaklarmış. O yüzden çalışıyorlar tekne yani. Tekne almak için çalışıyorlar. Yani bu Surat kitabındaki şey, bireyin kontrol edilmesi ve o en başta ne vardı, kelimeleri unuttum. Günlerin bilinmesi. Ha, günlerin bilinmesiyle alakalıydı, evet. That would allow you to directly control a computer with your brain. Susmama hocasına bir konuşma yapmış, tebrik ediyorum. Evet. That would allow you to... That would dediği bir tür orman sanırım. That would ormanları. That would, ölü tahta ormanı. To directly control a computer. Die, ölmek. Directly, yani ölmek. Ölürken kaydedilmek. Wreck. Wreck dediği wreck anlamında yani. Ha, şeyi çıkmak. Posası çıkmış. Posası, ha. Perte çıkmak demek. Evet, ölürken perte çıkan, bir dakika, directly perte çıkarak ölmüş. Control a computer. Directly computer, control a computer diyor. Computer diyor. Computer, yani gel Peter anlamında. Evet. Computer. Peter. With your brain. Ha, computer, beyninle gel. o beynini bir kullan artık Peter diye, en sonunda Peter'a saydırdım. Yani Peter kimse herhalde, bu Surat kitabında bulduğu birisi. Peter, beyninle gel, bu ne biçim haber anlamında bir şey söylüyor olabilir. Bu Surat kitabını bulan Peter Zuckerberg miydi? Yani adı Peter miydi, Zuckerberg? O kadarını bilmiyorum ama enteresan bir çeviri. Şöyle bir toparlamaya bile kalkışamayacağım. Ben de kalkışamayacağım yani. Nasıl fazla dağılık oldu. Bunca yüklem. Bu kadar yüklem de kullanılmaz ki bir cümlede kardeşim. Facebook son günlerde beyin kontrolü üzerine çalışıyor. Beyninizle bilgisayarınızı direkt olarak kontrol etmenizi sağlayacak teknoloji üzerine çalışıyorlar. Niye bu elimize gıcık mı? Yani mouse'a falan da mı kıl oluyor? Yani böyle bir şey, kargalar bile güler. Ayrıca bu çevirinin doğru olmadığı kanaatini taşıyorum. Bilmem, sen de aynı kanaati benim de taşıyor musun? Ben de aynı kanaati taşıyorum. Can at? Can at? I can at. Cenk ve Erdem'le müebbet muhabbet. Müebbet muhabbet. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tüketicinin nabzını tutup başka bir tarafa çeken ve son derece çözümsel, çözüm odaklı bir programınız olan Tüketicinin Nabzında sizlerle birlikteyiz. İşte yine bir tüketicimiz bizi aramış. Telefon hattımızda efendim, merhabalar. Alo. Kiminle görüşüyoruz efendim? Yavrum. Tüketici Hakkı teyzem. Evet yavrum, nasılsın evladım? Teşekkür ederim teyzeciğim. Yine bizi tüketmeye geldiniz anladığım yavrum, kadarıyla. Yavrum biraz böyle sıcaklardan biraz benim de başım dönüyor. Onun için arayayım mı dedim yavrum. Hani eğer bana bir şey olursa yavrum bu sıcaklarda, hani en azından senden telefonla konuşurken olursa yavrum, sen hemen müdahale edersin evladım. Yok, değil mi? Ben bir şey yapamam ben teyzeciğim, kusura bakma, öyle bir hizmetimiz yok. Yani anca ambulans arayıp gönderebilirim. Yani yanına gelip ne bileyim işte şefkat gösterisinde falan bulunamam teyzem. Olsun yavrum, ben yine bu telefonda olayım da o sırada konuşuruz, hani şey yaparız. Yok biraz. Sen sakın telefondayken bayılma teyzeciğim. Nasılsın canım teyzem benim? İyiyim yavrum, ben yine tüketicinin hakkını burada korumak üzere geldim. Aferin teyzeciğim bir sana. Bir de bir süper kahraman gibi hissediyorum böyle olunca. Zaten sen olmasan tüketicinin hakkını koruyacak bir gönüllü daha bulamayacağız canım teyzem benim. Yavrum ben şimdi el feneri aldıydım geçenlerde, pek memnunum ondan. Evet, el feneri. Çok güzel, ortalığı aydınlatıyorum. Bir tane de el freni gördüm yavrum. Dedim bana da bir tane el freni ver de, ben de sandım ki yavrum ondan böyle elimizden şey yapıyoruz, fren yapabiliyoruz diye şey ettim yavrum. Bana el bunu freni sattılar ama bunu yavrum ben kullanamıyorum. Bunu nasıl fren yapacağım ben bundan? Teyzeciğim sana el freni mi sattılar? He. Böyle bayağı büyükçe telimeli olan bir şey mi? Tel gibi bir şeysi var evet yavrum. Bunu ben belime bağladım. Teli. Ama o bel freni olur o zaman. El freni olacak. Ele mi bağlayacağım yavrum? Ama bu bileğimi acıtmaz mı yavrum? Teyzeciğim latife ediyorsun diye düşünüyordum ama ciddi olduğunu gördükçe üzülüyorum. Niye evladım? Çünkü teyzem el freni arabalar yahut motorlar, bisikletler falan içindir. Yani normalde insanlar eğer arabası yoksa
el freni kullanmaz. E o zaman yavrum niye buna araba freni demiyorlar da el freni diyerekten kandırıyorlar yavrum? Yani o arabada bu el freni ne olur? Arabada otururken insan elini fren der mi yani çek elini falan diye yanındaki hanımefendiye doğru mu elini uzatıyorsun yani da oraya işte, el freni koyuyorlar yavrum? Acil durumlarda el frenini çekiniz. Acil durum freni de olabilir. Ya yani elle çekildiği için herhalde teyzeciğim çünkü öteki ayakla ya. E yavrum ama o zaman onu oradan çekeceksen yavrum niye onu oraya koyuyorsun? Baştan o el frenini oraya koyma madem tehlike anında çekeceksen yavrum öncesinden çek tehlikeyi önlemiş olmaz mısın yavrum? Çok doğru söylüyorsun teyzeciğim. Anlaşılan seni aldatmışlar yani burada bir kandırmaca ve bir düzenbazlık ben görüyorum. Ben de işte bütün kamuoyunun buraya dikkatini çekmek istiyorum. Yine bunda durumdayım yavrum. bu şekilde tüketicilere örnek olsun. Peki benim teyzeciğim. Bu sana el frenini satan dostumuz ne için aldığını sormadı mı? Ben nasıl yani yavrum? Yani niye ne yapacaksın sen teyze el frenini falan demediler mi teyzeciğim? Yo ben dedim yavrum pek güzel olur bana oradan el frenini ver. Ben de böyle evde böyle yürürken bazen şey oluyor yavrum. Elim böyle bir yere koyunca kayıverir gibi oluyor. Orada o zaman hemen el frenini kullanırım elim kaymaz diye düşündüm yavrum. Öyle deyince de verdi amcan. Evet amcamız kötü niyetliymiş. Tamam teyzeciğim sen bunu fişiyle beraber geri götür. Benim selamımı söyle ondan anlarlar. Elektrikli mi yavrum bu? Efendim? Elektrikli mi? Hayır yani satın alma fişi faturasıyla beraber anla bunu. He. Ben onu almadım yavrum faturayı da o zaman çünkü indirim yaparım abla dedi. O zaman el freni elinde patlar el freni teyzeciğim. El freni patlıyor mu yavrum? Elinde patlıyor hem de. Çok teşekkür ediyorum teyzem. Geçmiş olsun diyorum. Ben şimdi yavrum yerinden mundar durumda kalıyor muyum? Evet ne biraz oluyor? Mundar oluyorsun. Bugün mundar kalacaksın. Ama birkaç o zaman sen de mundar... bunlarla suç ortağısın yavrum. Sen de o zaman benim mundar durumda kalmama hiçbir şey yapmıyorsan yani... sen de ortaksın bunlarla. Birkaç gün mundar kalmak iyidir yazıklar teyzeciğim. Yazıklar olsun. Olsun teyzeciğim. Müebbet muhabbet.